Merhaba, bu videomuzda Asus ROG Swift TG279 oyuncu monitörünü tanıtıyoruz. Oyuncu ekipmanları arasında aslında çok kompakt bir bileşen mevcut. Yani sadece teknolojik bileşenlerin değil, bilgisayarın içerisindeki işlemcisi, ekran kartı değil, aynı zamanda oyuncu ekipmanı olarak kulaklığından mouse'una, klavyesine ve monitörüne kadar uzanan kocaman bir deniz var. Burada da PG279 karşımıza çıkıyor. PG279 hem teknolojik bileşenleriyle hem dizaynıyla, tasarımıyla ve farklı açısal kullanım imkanlarıyla bize gerçekten keyifli, güzel ve bu kadar kaliteli oyuncu bileşenlerin, teknolojik bileşenlerin bir bütünleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütünleyici diyorum, niye? Çok iyi bir ekran kartına sahip olabilirsiniz. Gerçekten bugün raflarda bulabileceğiniz, özellikle Asus'un bizlere sunmuş olduğu 900 serisindeki en iyi ekran kartına sahibiz. İyi bir işlemciye sahibiz ama görüntünün işlenmesinin dışında bir de gösterilmesi gereken bir yer var. Gösterdiğimiz bileşen eğer gereken teknolojik donanımlara sahip değilse bu birazcık keyfimiz kaçıyor. Hatta birazcık epey bir keyfimiz kaçıyor. Burada da işte ROG serisinden, yani Republic of Gamer serisinden Swift PG279 karşımıza çıkıyor. Peki 279'u bir oyuncu monitörü yapan ne? Sadece dizaynı ve tasarımı haricindeki teknolojik bileşenler, yenilikler neler? Birincisi ve en önemlisi zannedersem tazeleme hızı. Dünyanın ilk 165 Hz değerine sahip olan bir tazeleme hızına sahip. Tepki süresi 4 milisaniye ve Nvidia'nın teknolojilerinden biri olan G-Sync uyumluluğu. Bunun dışında monitör 2560'a 1440 çözünürlükte IPS ve MACBI panele sahip. Boyutuysa 27 inç. Bizim burada tanıtmakta olduğumuz arkadaş 27 inçlik bir arkadaş. Raflarda ileriye dönük olarak daha büyük ya da daha küçük formlarını belki görebiliriz. Ergonomiden bahsetmiştik. Monitörün pivot özelliği sayesinde, yani rahatlıkla bu şekilde 90 dereceye kadar dönebilmesi, 90 dereceye kadar dönmesi ve birçok açısal hareketi de çok rahat bir şekilde gerçekleştirmesi, hatta parmağınızla bile tek bir harekette çok fazla zorlanmadan gerekli ve size en uygun açıyı ve yüksekliği ya da alçaklığı bu stand sayesinde sağlayabiliyorsunuz. Ergonomiden bahsetmişken kullanım kolaylığından bahsedeceğiz. Hemen monitörün karşısına geçtiğimiz zaman sağ tarafında bulunan menü tuşlarında rahatlıkla çok kolay bir şekilde gezinti yapabiliyoruz menü içerisinde ve menünün Türkçe desteği sayesinde fazla kafamız karışmadan ve basit bir menü kullanımıyla da gereken ayarları istediğimiz şekilde ya da otomatik verilen ayarları yerine getirebiliyoruz. Burada tasarımcılar için de dikkat çeken bir özellik var. IPS panel sRGB renk gamının bütün renklerini barındırıyor. Bu da yine diğer videolarımızda sıklıkla söylediğimiz, çoklukla bahsettiğimiz gibi iyi bir oyuncu ekipmanı aslında aynı zamanda iyi bir iş istasyonudur. Farklı amaçlarda da tasarım anlamında, dizayn anlamında ya da bilgisayarları düşündüğümüzde işlem gücü anlamında bize gerçekten en iyisini sunmak için tasarlanmıştır. Evet, oyun oynamak için ama aynı zamanda ağır ve güzel işleri yapmamız için de gerekli yardımcılar, oyuncu bilgisayarları. İsterseniz şimdi üzerinde bulunan hem bağlantı noktalarından bahsedelim. Bağlantı noktalarından hemen önce sesten bahsetmek istiyorum. Üzerinde 2 adet 2 wattlık hoparlör mevcut. Yani başka bir tertibata ihtiyaç duymadan, ekstra bir ses tertibatına ihtiyaç duymadan direkt monitörün üzerinden de ses alabilirsiniz. PG279'un üzerinde 1 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ve 2 adet USB 3.0 port bulunuyor. Bağlantı noktalarından bahsettik. Bu DisplayPort'u
Eğer 165 Hz kullanmak istiyorsan işte burada devreye giriyor. 165 Hz kullanmak istiyorsanız bağlantıyı DisplayPort'tan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Önünde çok uzun süreler, özellikle bu kadar iyi bileşenlere sahip bir oyuncu setup'ına sahipsek, yani bir ekran kartıyla, işlemcisiyle, bilgisayar ve monitörle bu kadar iyi bir sisteme sahipsek karşısında çok uzun saatler vakit geçireceğiz demektir. Birinci uyarımız tabii ki gerektiği kadar sağlığımızı çok fazla zarar vermeyeceği kadar bu süreyi geçirelim. Hem fiziksel sağlığımız hem de uzun süre bizi zorlayan oyunlarda mental sağlığımız için birazcık ara vere vere oyunlar oynayalım. Ama yine de bu sözümüze aldırış etmeyecekseniz de devreye 279'un birazcık sağlık için gerekli önlemleri devreye giriyor. Flicker Free ve mavi ışık filtresiyle göz sağlığımızı ve dolaylı olarak göz sağlığından kaynaklı olarak gerçekleşen baş ağrıları gibi sorunları da ortadan kaldırıyorsunuz. G-Sync uyumundan bahsettik. Burada da Nvidia'nın G-Sync uyumlu ekran kartlarıyla kullanmanız gerekiyor. Elbette başka ekran kartlarıyla da siz kullanabilirsiniz tabii ki ama bu teknolojiden faydalanmak için dediğim gibi G-Sync uyumlu ekran kartına ihtiyacınız var. Şimdi G-Sync'in zaten yakından takip edenlerin çok iyi bildiği bir teknoloji ve gerçekten işimizi kolaylaştıran ve bizi mutlu eden bir teknoloji aslında G-Sync teknolojisi. Ekran kartının FPS ve monitörün tazeleme hızını dengeleyerek bazen oyunlarda gördüğümüz bu dengesizlik yüzünden oyunlarda gördüğümüz o grafik yırtılmalarını ve grafik hatalarının önüne geçiyor ve çok kusursuz bir devamlı akan görüntü sağlıyor bize. Bu da zaten bu kadar güzel bir sistemle keyifli olan oyun deneyimimize çok daha fazla keyif katmaya devam ediyor. G-Sync teknolojisi Nvidia'da çalışıyor dedik ama Nvidia'nın hangi kartlarında çalıştığından emin değilseniz Vatan Bilgisayar mağazalarındaki bütün arkadaşlarımıza rahatlıkla, gönül rahatlığı sorabilirsiniz. Uyumlu ya da uyumsuz olan kartlar arasındaki farkları öğrenebilirsiniz. Eğer ekran kartınız Nvidia değil AMD bir ekran kartıysa bu monitörde az önce saymış olduğumuz bütün özellikleri, G-Sync haricindeki bütün özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi normal standart monitörler 60 Hz olarak karşınıza çıkıyor. Tabii ki 60 Hz'den daha yukarıda tazeleme hızına sahip olan monitörler var. Ama 165 Hz olan bir monitör yok. Şimdi oyun içerisinde senaryo gereği ve oyun gereği de sürekli olarak hareket halinde olabiliyorsunuz. Ve hareket halinde olduğunuz için de o hıza yetişmesi gerekiyor aslında monitörün. Burada işte bu tazeleme hızı burada devreye giriyor. Ne kadar yükselirse bu değer o kadar akıcı ve hareketli olduğunda da donuk donuk olmayan güzel bir görüntüyle karşılaşırsınız. Yani bunu televizyonlarımızdaki değere de benzetebiliriz. Bu değer ne kadar yüksekse canlı müsabakaları ya da canlı yayınları çok daha iyi izleyebildiğimiz gibi işte oyun oynarken de ne kadar hareketli olursanız da olun, tazeleme hızınız iyiyse eğer çok iyi, çok keyifli bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Oyuncular tepki süresine, tazeleme hızına, çözünürlüğe önem veriyorlar. Dizayna ve tasarıma önem veriyorlar. Ergonomiye önem veriyorlar. Bunların hepsi zaten işte burada 279'un içerisinde bulunuyor. Artı olarak eğer Nvidia ekran kartı kullanıcılarındansanız ve G-Sync'den de faydalanmak istiyorsanız bu teknolojiyi de içine barındırarak gerçekten iyi bir sisteme yakışan iyi bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.